Şimdi orman yangınlarında da kaç yıldır bu üst üste geliyor. Şimdi Türklerin bir özelliği var biliyorsun. Bir bela, bir kötülük başına gelene kadar pek önlem almıyor. Ama bela başına geldikten sonra ciddi önlemler almaya başlıyor. Şimdi 17 Ağustos depremi olmadan evvel hatırlayalım. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde afetlere müdahale birlikleri var mıydı? Tugay falan var mıydı? Yoktu. Birliklerin bir afetle mücadele planı var mıydı? Yoktu. Ama 17 Ağustos depreminden sonra ders çıkarıldı. Bütün birlikler kendi afet müdahale planlarını hazırladı. Efendim toplanma bölgesinden tut intikal bölgelerine kadar özel bunun için Türk Silahlı Kuvvetleri afetle mücadele birlikleri oluşturdu. Şimdi ben şu soruyu bir sıradan vatandaş olarak soruyorum. Türkiye özellikle yaz aylarında turizmde neye bağlı? Mavi vatan ve yeşil vatana bağlı. Niye? Biri deniz, biri orman. Şimdi bakalım Ege bölgesine, bakalım Akdeniz bölgesine. Buraya gelen turist niçin geliyor? Hem yeşili hem maviyi görmek için. Temiz bir denize girmek istiyor. Burada bir denize çıkmak istiyor, yelken yapmak istiyor, ne bileyim yüzmek istiyor. Aynı zamanda da etrafında da yemyeşil bir tabiatı görmek istiyor. Bu işin turizm boyutu. Orman köylüsü, efendim ormanla iç içe yaşayan illerin, ilçelerin, halkının geçim kaynakları bir de olayın çok ciddi bir 365 gün devam eden ekonomik cephesi var. Şimdi Türkiye o yüzden bu iki vatana bağımlı bir ülkeyken buna göre tedbirlerini almalıyım. Mesela müsilaj sorunu Marmara'da çıktığında ben mesela o zaman da bir takım önerilerde bulundum. Ne dedim ilk başta? Mesela bu müsilaj ciddiye alın dedim. Bu müsilajı önlemek için derhal bir eylem planı yapın. Gerekiyorsa deniz kuvvetlerinin imkanlarını kullanın. Kıyı emniyeti gemi kurtarmanın imkanlarını kullanın. Bu müsilajın bulunduğu alanları kontrol altına alın, bariyerlerle falan. Bunların hiçbiri yapılmadı. Daha sonra haftalar sonra toplamaya başladılar. Şimdi burada da yangın sorunuyla ilgili olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bence hükümet bu toplu yangınlar çıkmaya başladığı anda ki bunların içinde tabii ki ekoterör veya sabotaj dediğimiz olaylar olabilir. Pek çok ülkede oluyor. Yunanistan'da geçmiş yıllarda olduğunu biliyoruz. Yunanistan'ın bazı şeyleri kaçıyor ama bu senekillerde çoğunluk payım ben aşırı ısınma ve küresel ısınma kaynaklı ve de tabii ki yoğun rüzgar kaynaklı olduğunu da söyleyebiliriz. Yani şey göz ardı etmiyorum ekoterörü. Bu çok büyük olasılıkla bu da tetiklemiştir. Ama Türkiye böyle bir coğrafyada yaşamanın, küresel ısınmanın sadece yangın değil, bakın daha yeni sel felaketleri yaşadık. Yani şunu demek istiyorum. Bağıra bağıra gelen bir ekolojik beka sorunu var Türkiye'nin. Bağıra bağıra geliyor bu. Yani diyor ki tabiat devlete önlem al diyor. Önlem al. Bunun için bir felaketi beklememize gerek yoktu diyorum. Yani yoktu. Çünkü bunun ön ikazları yıllardır veriliyor. Ama yapılmadı. Şimdi mesela uçak filoları. Ben havacı değilim. Bu konuda konuşacak durumda değilim ama normal vatandaş olarak görüyorum. Yani erişilmesi zor bir alana Orman Genel Müdürlüğü'nün yangınla mücadele eden kişilerin çıkamayacağı, ağır iş makinelerinin çıkamayacağı yere tabii ki kimin gitmesi lazım? Bu tip helikopterlerin veya uçakların. Şimdi Türkiye nasıl olur da, yani bunu sormadan geçemiyorum. Nasıl olur da bu kadar kritik bir ekosistemde yaşayan devlet olarak bunları temin etmez? Bunların efendim bir gelecek planlamasıyla bir kuvvet yapılanmasına niye gitmez? Neden son 5 yılda bu kadar olay üzerine bu kadar ciddi bir beka sorunu olacak? Niye beka sorunu diyorum? Çünkü çok ciddi sayıda yangın var. Çok ciddi sayıda orman alanları kaybediliyor. Ben o yüzden bugün dedim. Yani bir orman alanını işgale benzettim. Yani yanmış kül olmuş bir alanın işgalden ne farkı var? Orayı artık ekonomik olarak kullanamıyorsunuz, doğa olarak kullanamıyorsunuz. Aynen bir düşmanın gelip işgal etmesi gibi. Ama işgal edilen bir yeri Mehmetçiğin gücüyle geri alabilirsiniz. Ama yanmış bir ormanı yerine koymanız, oradaki habitatın tekrardan yeşillenmesi, şekillenmesi en az onlarla ölçülecek yıllara mali oluyor. Bu kolay bir iş değil. O yüzden ben de diyorum ki bu işi devletin çok ama çok ciddiye alıp buna göre tedbirler paketi oluşturup gerektiğinde valilikler en ufak bir yardıma ihtiyaç duyduğunda
silahlı kuvvetleri yardıma çağırmalıydı diyorum ben. Yani burada iş nereye geliyor? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin işte afetle mücadele birimlerinin, birliklerinin olması kadar bulunan illerde insan gücüne dayalı, efendim iş makinesine dayalı, o yasaklanan bir orman alanı varsa oranın korunmasına. Şimdi mesela ne diyor Orman Bakan, Tarım Orman Köy İşleri Bakan ne diyor? Efendim yasakladık. Peki kim kontrol edecek oranın yasak olup olmadığını? Ben mesela Hebeliada'da geçtiğimiz haftalarda oradaydım. Yani orada görevli 10-15 kişi mi kontrol edecek? Hafta sonu binlerce kişi geliyor oraya. O bakımdan benim gördüğüm kadarıyla devletin bu felaketten derhal ders çıkarıp bütün öncelikleri bir kenara koyup derhal yeşil vatanı nasıl korurum? Önce bu yangınları nasıl söndürürüm? Ondan sonra nasıl korurum? Nasıl emniyete alırım? Bunun bir çaresine bakmaları lazım. Ben fikrimi birkaç yerde de söyledim. Türk Silahlı Kuvvetleri bu afetlerle mücadele konusunda, orman yangınlarıyla mücadele konusunda da yetkilendirilmeli. Gerekiyorsa oluşturulacak müdahale filosu, hava filosu gerek eğitim açısından, gerek bakım tutum açısından, gerek işin sen başta dediğin gibi Mehmetçik kavramıyla, yani halkın her an yardımına koşan ve canını feda etmeye hazır bir birlik ruhuyla hareket eden bir topluluk olarak belki bu doğayla savaşta, bunun adını koyalım, karşımızda bir doğa ile mücadele var. Çünkü doğa artık isyan ediyor. Kendini yakıyor. Seller oluyor. Kontrolümüz dışında ve burada çok kontrollü bir şekilde bizim bir güç oluşturup bu güçle mücadele etmemiz lazım. Yoksa efendim biz rüzgarın dinmesini bekleyelim. Bilmem hangi ülkeden şu uçak gelecek onu bekleyelim. Hayır. Türkiye çok büyük bir devlet. Bugün görüyoruz yani. Nerelere ne yatırımlar yapılıyor, neler oluşturuluyor. Türkiye'nin en kıymetli iki şeyi ben her yerde söylüyorum. Bay vatanı ve yeşil vatanı. Bunları korumamız lazım. Çünkü Türkiye'nin en önemli değerleri bunlar. O bakımdan sanırım hükümet de bundan bir ders çıkaracaktır. Önlemini alacaktır. Benim şu an söyleyebilecek aklıma gelenler bunlar. Şimdi şöyle tabii, yani bu sabotaj iddiası, bir Ateşin Çocukları diye bir PKK'lı grup var. Bunlar çıktı, açıklama yaptı ama devletin herhangi bir yerinden, kurumundan, savcılığından herhangi bir açıklama yok. Yani bunu kendiliğinden mi yandı, neden yandı? Yani en azından söndürülen yerlerle ilgili böyle bir tespit çalışması yok. Şimdi kafamız karışık. Galyana gelmiş bir millet var. Galyana geldiği için de doğru düşünemediği anlar da olabiliyor. Ve şu anda hükümetin doğru düşünemediği bir sistem var. Evet, şimdi bu konuda haklısın. Burada tabii Türk halkına soğukkanlı olmayı tavsiye etmemiz lazım. Türk halkı hiçbir şekilde gri propaganda, manipülasyon, efendim kışkırtıcı haberler, bu tip tuzaklara düşmemeli. Zaten geleneğimiz, devlet kurma geleneğimiz, imparatorluk geleneğimiz, cumhuriyet geleneğimiz bunu olmayacağını bana tarihsel örneklerle söylüyor. Yani Türk halkı bu tuzaklara düşmez, düşmemelidir. Ama hükümetin de dediğin gibi kamuoyunu net, aydınlatıcı açıklamalar yapması gerektiğine ben de inanıyorum. Şu ana kadar doyurucu, çok net açıklamalar olmadı. Devlet içinde bir takım kurumların birbirleriyle çelişen açıklamalarını da duyduk. Özellikle uçaklar konusunda. Şimdi şu an zaman içeride hiç kavga zamanı değil. Bir kere doğayı kurtarmamız lazım en kısa zamanda. Benim önerim şuydu. Yani durum şimdiki durumdur diyelim. Strateji biliyorsun zaman, mekan ve güç sentezidir. Şu an ne yapılabilir? Yani bugün Türkiye ormanlarını derhal koruma altına almalı. Çünkü dediğin gibi kötü niyetli insanlara da şu anki belirsizlik kötü fikirler verebilir. Bu çok büyük bir risk taşıyabilir. Bunu sömürecek gruplar çıkabilir. Türkiye'yi küçük düşürmek için her türlü efendim kışkırtma yapılabilir. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Ama hükümet de dediğim gibi şu an devleti idare etmekten sorumlu onlar. Ormanları korumaktan sorumlu olan tabii ki devlet. Ama devlet de halk birlikte hareket etmeli. Ama devlet halkı yatıştıracak, halka güvence verecek. Halka merak etmeyin bu işi çözeceğiz diye de alternatifler sunmalı. O yüzden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yetenekleri, olanakları, envanteri paralelinde kullanılmalı. İş makinelerinden tutun, yanmamış alanların şu an orman alanlarının
kontrolü, o yasak bölgelerin kontrolü açısından. Şimdi efendim ormanlara giriş yasaklandı. Siz yüzlerce kilometreyi nasıl kontrol edeceksiniz? Yani sadece yasak demekle olmuyor. Türkiye'deki en büyük sorun biliyorsun, kanun çıkıyor ama uygulanmıyor. O bakımdan böyle bir tavsiyeyi yapmakta fayda görüyorum.